Bu duyduğunuz ses Van'daki bir kilim atölyesinden yükseliyor. Van'ın sokaklarındaki sessizliğe inat bu atölyede genç kızlar durmaksızın kilim dokuyorlar. Kilim dokurken aynı zamanda geleceklerini de dokuyorlar. Van'ın gökyüzünü rengarenk kök boyalarla boyar gibi yıkılmayan hayallerini daha güzel bir Van için ilmik ilmik kilimlerini işliyorlar. Van'da yükselen bu mutlu sesin hikayesi yıllar önce Hakkari'nin köylerinde başladı. Enver Özkahraman, köy hizmetlerinde teknik ressam olarak çalışırken Hakkari ve Van'ın köylerine yaptığı ziyaretlerde köylü kadınların sanatını fark etti. Köylü kadınlar hayvanların yünlerini topluyor, doğada yetişen bitkilerle yünleri kaynatıp bitkilerin doğal renginin yünlere geçmesini sağlıyorlardı. Enver Özkahraman emekli olduktan sonra bu geleneksel değerin yaşaması için çalışmalara başladı. Ama aklında sadece kilim ticareti yoktu. O, kuracağı atölyelerde genç kızların sosyal gelişimine de katkıda bulunmak istiyordu. Şimdi gerek Hakkari'de gerek burada benim bireysel amacım sadece bir ticaret gibi veyahut da işte bir iş yeri atölyesi gibi veyahut da bir tekstil atölyesi gibi işte saat 9'da gelsinler, 5'te gitsinler. 12'de paydos etsinler, 1'de tekrar. Öyle bir düşüncemiz yok bizim. Bunlar gene tamamı köy kökenli birçoğu okula gitmemiş çocuklarımız. Sadece sosyalleştirme amacıyla olursa ben bu işi yaparım dedim ve biz öyle başladık. Enver Özkahraman'ın kendi çabalarıyla kurduğu atölyenin kaderi İstanbullu iş adamı Servet Harunoğlu'yla tanışmasıyla değişti. Servet Harunoğlu'yla beraber önce kilimlerin satışı için Hisar Anadolu Destek Derneği'ni kurdular. Sonra atölyede çalışan genç kızlara yeni bir hayat sundular. Esas ana amacımız her evde 3-5 tane kız vardır en azından. Bunlar köy kökenli oldukları için şu veyahut da bu sebeplerden dolayı okula gidememişler. Veyahut da belli bazı sebeplerden dolayı okulu yarım bırakmışlar. İkna ediyoruz. Ortaokulu terk etmişse katkıda bile bulunuyoruz. Zamanla arayış içine girdik ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Birçok üniversiteli gençten, gönüllü gençten katkı aldık. Bu geçen seneye kadar gelen kızlarımız hemen hemen %100'ü ilkokulu dışarıdan bitirdiler. İçlerinde denizi görmeyenler var. İçlerinde nadiren çarşıyı gören var. İçlerinde halen sinema nedir yani sinemanın içini görmeyen var. Kilim satışı amacıyla İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de, Ankara'da o etkinliklere katıldık. Oraya katılınca da çocuklar görsünler diye her seferinde 3-5 tane kız götürdük. İşte ilk defa uçağa bindiler, ilk defa İzmir'i gördüler, ilk defa Mersin'i gördüler. Amerika seyahati yine Servet Beygil'in desteğiyle böyle bir olanak sağlandı. Nasip olursa önümüzdeki yaz iki kızımızla birlikte hem kültürümüzün bir parçası olan kilimizi tanıtacağız, kıyafetlerimizi tanıtacağız ve gençlerimizi Amerika'ya kadar götüreceğiz. Van depreminden önce Enver Özkahraman'ın kurduğu 6 atölyede 125 genç kız çalışıyordu. Depremde 4 atölye hasar gördü ve kapandı. Bugün açık olan 2 atölyede çalışan 50 genç kız umutlarını motiflerle kilimlerine işliyorlar. Enver Özkahraman, yıllar önce kök boyaların peşine düştü ve doğada olanı hayata kattı. Genç kızların sosyal alanda güçlenmesi için çalıştı. Van depreminden sonra onun çabalarıyla ışık yeniden doğudan yükseldi.